İki tekerizde bugün BİM'den 299 liraya aldığımız bisikletin kutu açılışını yapıyoruz. Gerçi vatandaş biraz bunu açmış belli ki bakarken, oynarken ama biz yine de bir kutu açılışı videosu çekelim dedik ama aynı zamanda montajını yapacağız. Şöyle başlayalım. Dediğim gibi zaten biraz açılmış. Şöyle. Lastiklerin biri inik, biri şişik. Belki de patlaktır. Çünkü öyle durumlar olmuş. Çocuğun biri diyor, biri patlak çıktı diyor. Lastiği takarken patladı falan. Bir sürü şeyler dediler. Kutuyu şöyle sallayalım. Evet. Gördüğün gibi hiçbir yerinde böyle bir koruma, hani değmesin, şu zinciri koruyalım, şurası çizilmesin diye böyle köpükleyelim falan çok fazla yok. Sadece burada işte gidonun geldiği kısma bir köpük yerleştirmişler. Neyse zaten çok fazla bir şey de beklemiyoruz. Hani biraz da gırgırını aldık aslında. Şöyle cırtları kesmeye başlayalım teker teker. Cırtları da öyle mi sıkmışlar ki yani. Sökene bir daha hazırlık olsun. Aynen öyle. Evet şöyle jantımız bir Mavic gibi işte şey olmasa da bir sanrıgıl olmasa da güzel bir MDB jantı. Lastikler falan o biçim. Bunları göreceğiz. Bakalım en azından akordu bile varsa tamam ya bu iş oldu yani. Sonra şu selimizi falan sökelim. Burada rahat bir selim görüyorum ama bakalım. Bakalım. Belleri ya bak garanti belgesi falan da var. 2 yılda garantili yani. Hop. Yalnız bak kablolar falan da kırmızı ha. Bisiklete uydurmuşlar yani. Evet. Şöyle şunları da ayıralım. Bak boyayı görüyor musun? Efsane. Evet. Yavaştan ayaklandıralım bunu. Önce gidonu mu takalım? Herhalde başka bir şey yok. Şimdi bu nasıl bir şey? Şöyle mi? Şurada evet. Ha o da yamuk. Yalnız dönmüyor ha. Bu biraz bizi uğraştıracak gibi duruyor ya. Olacak olacak. Tamam. Şunu hemen alyanla sıkalım. Kaç alyanmış bu? 5-6 falan mıdır? Burada da Rock Bros'un incelemesini yaptığımız alyanları var. Hemen fıt fıt sıkacağız onları. Oo. Bastığın yerde kalıyor yalnız maşa. Elle çekmen gerekiyor. Bak, bastın ya. Geri tepme süper yani. Şimdi bu lastiğimizi takalım. Böyle iki taraftan açtırmalı falan. Frenlerin markası neymiş? Saipo. Saipo plastik fren. Tersi düzü var mı? Şu an düz ya. Böyle. Düz mü? Tamam. Ya da evet evet öyle. Şu ayaklığımızı da açalım. Oo. Bak kilitli ayaklığımız falan var yani. Bak bu ayaklık iyi oldu ha. Bak gidiyoruz 2000 liraya bisiklet alıyoruz böyle ayaklık gelmiyor. Aynen. Yalnız şey olmayabilir ya. Bu bunlar gerekebilir.
Bu anahtar oğlum ya, anahtar da yok ama. Allah. İşte şu frenin şuradaki böyle pulu çıkmış. O yüzden sıkıntılı. Tutuyor mu? Yani ne öldürür ne süründürür. Öyle tutuyor. Peki akordumuz nasıl? Akordumuz mükemmel. Adeta sıfır sapma var yani. Süper. Tamam. Şimdi şunları sökelim. İki tane pedalımız var. Şöyle hemen pedalları açalım. Ondan sonra... Oğlum bisikletin sele borusu yok galiba. Ha, ne dersin? Bak bakayım kutunun içinde var mı şeyler. Bak ne güzel, sele borusu yok. Oğlum adamlar downhillci gibi yapmışlar işte. Evet, bu özel bir durum. Evet, sele borusu yok. Yani selesiz, selesiz olacak artık. Harbiden yok lan. Aha, aha var lan, var. Ama çok kısa ya. Sele borusu. Sele borusu yani. Hakikaten. Hayır. Şuraya bir pay da gerekiyor yani. Oğlum bir de plastik gibi lan. Hı, bak. Görüyor musun? Vallahi efsane ya. Hani mecburen en aşağıda kullanacaksın herhalde. Şey yok çünkü yani. Biraz da girmesi gerekiyor. Ha ya bak, yazıyor burada. Buraya kadar diyor, en fazla diyor. Efsane bak, gel bak şurada kaynaklara bak. Bak burada da kaynaklar da delikli delikli. İşte özel üretim. Özel abi, her şey özel ya. Neyse şimdi şunu bir sıkalım da. Evet. Oynuyor mu? Yine oynuyor. Tamam, dursun bu şimdi böyle. Ondan sonra şunlarla hiç uğraşmayacağım. Böyle boş şeyler geliyor. Reflektörler, beyaz, kırmızı, kedi gözleri geliyor. Bunlar hiç şimdilik uğraşmayacağım. Bunlar kalsın. Sonra garanti belgesine bakalım. Bak. Belderia. Kurulum ücreti 13 liradır. Müşteriden alınacaktır yazmışlar üzerine. Ondan sonra işte burada bak, SL böyle diyor. Bisikleti oluşturan donanımlar. Bak, görüyorsun. Sele borusundan hiç bahsetmemiş. Nasıl bahsetmemiş ya? Sele direği demiş bak. Sele direği. Görüyor musun? İşte borudan bahsetmemiş. Pedal, ayna, kol. Görüyor musun? El jack. Alım borusu falan. Bayağı şey yani. Bayağı donanımlı. Ne demiş? Bisikletinizi sadece bir kişi taşıyacak şekilde tasarlanmıştır demiş. Ona göre sürün demiş. Bak, sele yüksekliğini falan ayarlamayı da gösteriyor ama bu çoğu bisikletin kullanım kılavuzunda yok yani bak. Peki doğru demiş mi acaba? Bakalım, selenin doğru açıda olup olmadığını kontrol edilmelidir. Selenin üst kısmının resimde görüldüğü şekilde yere paralel olması sağlık açısından yararlıdır demiş. Doğru demiş. Doğru bak, ayağı böyle gösteriyor falan, hafif kırık falan. Güzel yani bunlar. Seleden sonra pedallardan falan bahsetmiş. Nasıl takılacak, ne tarafa takılacak. Bunların sağ solu var ya. İşte böyle vitesinden, freninden birkaç şeyden bahsetmiş. Bak sonra periyodik bakımlar var. 20 günlük. 20 günde bir akoru kontrol et diyor. İşte fren kablosunu, zartı zurtu. 15 sürüş saati dolduğunda diyor bilmem neleri kontrol et falan. Bayağı burada saydırmış işte. Garanti belgesi falan var burada. 2 yılda garantisi varmış. Ümit iki tekerlekli araçlar diyor. Ümit bisiklet mi lan bu? Belki aynı fabrikadan çıkıyordur, bir şeyler oluyordur. Böyle, şimdi pedalları takalım. Oo, pedalları biraz yağlı.
Evet, onlar biraz yağlı. L. L'ye sol. L'ye sola gidelim. Pedallar marka falan yok. Çok hafif bu arada. Kaldır bak. Hafif değil mi? Komple plastik gibi. Aynen, komple plastik. Oh bak, hiç zincir mincir 10 numara yalnız. Söyleyeyim yani. Şu şeyi versene. İnce anahtarı bir. Ya bu buradan çatlamış şu anahtar. O yüzden tutmuyor. Bu da büyük ihtimal uymaz ama. Bu da uymuyor. Neyse, şimdilik böyle tutulsun da. Şu anlık böyle kalsın. Şimdi anahtar olmadığı için işte zar zor sol pedalı taktık. Sağ pedal biraz daha böyle sertti. Onu tam takamadık. Onları daha sonra sağlamayacağız. Şimdi şu lastikleri şişirelim. Ön biraz daha şık ama arka patlak da olabilir. Her şey olabilir yani arkada. Belderi ya jantlarda. Böyle üstüne yapıştırma çakmışlar. Sibop nerede görebiliyor musun? Sibop var şurada. Oh. Mis gibi sibop. Bu elektrikli pompanın da videosu var. Merak eden olursa bakabilir kanalımızda. Açıklamaya yine paylaşırım. Kaç basayım buna? 35. 35 çok az ya. 40 falan basayım. 45. Biraz gürültülü çalışır ama iyi iş yapar yani. Tamam, şimdilik yeter herhalde. Zaten idarelik şişiriyoruz. Bu arada bak, burada lastik şişirirken dikkatimi çekti. Made in Pakistan yazıyor. Pakistan malıymış lastikler. Zaten orada da işçilik ucuz. Böyle bir göstereyim. Ben de biraz öne de basayım. Lastikleri de şişirdik. Şimdi şöyle kapaklarını takalım. Hani yapılacak genel kontrolleri hemen hemen yaptık. Böyle işte frenine, vitesine bakalım şimdi. Onun dışında bu sıktığımız yerleri sağlamladıktan sonra herhalde binilebilecek hale inşallah gelir. Vallahi ben en çok viteslerini merak ediyorum açıkçası. Bakalım. Gel bakalım şöyle bir çalışmasına bakalım. Markası Sundiah mı? Undiah mı? Bak bakalım ne yazıyor orada, bir şeyler yazıyor ama. Vallahi Çin malı oldu kesin. Evet, 21 vites. Bak mesela şu an burası 2'de gösteriyor. Bak böyle. Şu an burası 2'de gösteriyor. Burası 1'de. Bak 1'i aldım. Oo. 2'de gösteriyor hala. Hala. Ah, pedal çıktı. Tamam, devam, böyle devam. Evet. Evet, 3'e geldi. Hala şuradan çek. Bak 3'e geldi neredeyse. Hala 1'de. Görüyorsun. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hı. Yavaş yavaş artık 2'ye doğru hop geçecek galiba. Heh, bak görüyorsun değil mi? 3'ü geçtik. 2'ye geçti. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, evet, evet. 4'e geliyoruz. O hala 2'de. Evet, bak. 4'e geldik. O geldi 3'e.
Hep birer şey geliyor. Birer sonradan geliyor. Neyse şöyle bakalım. En sona geçiyor mu? Oh bak geçiyor. Şuna bakalım. Vallahi gayet iyi yani. Vitesler falan. Bakalım en sona da geçerse bu iş tamam ya. Yani. Oh bak. Aha. Bir yerlere çıkıyor. Bayağı üste gitti. Bayağı üste gitti. Oğlum yalnız çok garip lan. Baksana ayna kolda dönüyor. Görüyor musun? Evet. Ya tam... Ayarları yapılması lazım. Tam ortayı tutturmak lazım babuş. Bak. Oh. Bakayım tutturdum galiba şu an. Bak güzel. En aşağı geçmiyor. Şimdi bunu biraz yukarı çekelim. Bunu bir kere çektik. Üstte bir daha en aşağı geçmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Ben bunları bir vites ayarı yapayım. Bunlara bir bakmak lazım ya. Hah geçti. Zorlar geçirdik. Tamam. Şu an biri attık. Orası iki de. Tamam şeyler böyle. Arka jantına koruna bakalım. İyi lan yine çok kötü değil. Ben daha kötü bekliyordum. Fren. Fren tutmuyor. İyi ama yine bak yayların ikisi de çalışıyor. Bu ayarlanır. Öne bakalım. Ön tek başına mücadele ediyor. Böyle. Şöyle bir genel detayları çekelim. Kadronun. Şöyle şuralara falan boyalarına, kaynaklarına. Bunlar yapıştırma herhalde. Şöyle çıkıyor ha. Aynen. Bak bu spil, bu sanki şey benzeri ya. Diğer spilde benzeri. Yok ya. Yok yok, model olarak. Ha model olarak diyorsun. Şöyle bir uzaktan bakalım şuna ya. Bakalım şöyle. Malzeme bu. Belderiye. Yani fiyatına göre 300 lira fiyatı var. Bak kilitli şeyi bile var yani. Görüyor musun? Kilitli ayaklı bile var. Kesinlikle aşağı doğru bisikleti bıraktığında kilidi çıkmıyor yani. Evet. Gayet güzel. İşte bir şu kalkmıyor. Hep böyle kullanman gerekiyor. Amortisörümüzün çalışması biraz garip. Görürüz. Ya işte yaylandıktan sonra inip şey yapman gerekiyor. Şöyle çekmen gerekiyor. Geri tepmesi biraz sıkıntılı. Yaylandıktan sonra ineceksin. Boş zamanında şöyle çekeceksin geri. Böyle yani. Mesela araziye çıktın. Aynen. Valla kutu açılış kurumun böyleydi. Biz biraz yarım yamalak kurabildik. Şimdi şöyle de bir şey var. Hani böyle bir bisiklet daha önce kurmamıştık. Hani anladık ki bir sürü alet edevata ihtiyaç oluyor. Yani normal böyle biraz daha binilecek bir bisiklet aldığımızda işte zaten her taraf QR'lı oluyor. Takıyorsun ön jantı, takıyorsun arka jantı. İşte bir pedal, bir sele devam. Bunda burası alyan, işte orası alyan. Her şeyin ayarı bozuk. Viteslerin ayarı bozuk. Frenlerin ayarı bozuk. Jantlar hafif akor istiyor. İşte pedallar biri giriyor biri girmiyor falan. O yüzden burada biraz alet edevat gerekiyor. Bizim aletlerimizle ancak bu kadar kurabildik. Şimdi şöyle de bir durum var. İşte bu BİM'den bisiklet aldık videosunun altına yorumlar geldi işte. Yani o bisiklet alınır mı, o bisiklet çöp falan. Biz zaten hani bu kalitesizliği bunu göstermek için aldık size. Hani böyle bir bisikleti almanızı tabii ki tavsiye etmiyoruz. Hani binilecek, buna güvenip bir yere gidilecek bir bisiklet. Hani bence de değil, olmayabilir. Ama biz yine de aldık. Bakalım ne kadar dayanacak. Hem bunda böyle çeşitli testler yaparız. Güzel bir şeyler çıkar. Bisikletin incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.